kazmadın yani. Evin içinden başka hiçbir yeri kazmadın sen. Yok. Kazmadın. Çıkarsınlar abla. Çıkaralım o zaman işte. Nihat'ın Efendim? Kazıyla alakası yok. Nihat abi yapmaz. Röportajda Nihat vardı diyorsun Abdullah. Necati, Nafiz hepsinin ismi birbirine benziyor. Hazine avcılarından bitmek bilmeyen çelişkiler. Milli servetimiz o evin altında mı? İddialar doğruysa o evin altında büyük bir milli servetimiz yatıyor. Tarihimiz yatıyor. Bunların değerinin paha geri dönüşü. Paha biçilemiyor. Tarih. Para. Tarih. Yani her şeyin sorgunun kaderini değiştirebilir. Değiştirebilecek bir bulgu aslında. Bir Anadolu'nun. Açılı annenin şok ihbarı. Muber'in evinin yakınında esrarengiz şekilde kaybolan Ahmet kuyuya mı kapatıldı? Acaba dedi ben çocuğumun kemikleri mi? Sizin orada mı kayboldu çocuk? Sizin evin orada kayboldu. Evet. Üstünü toprakla mı kapattın? Mahmut. Dehşet verici gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Şimdi. Efendim kısacası olay birken, vaka birken üçe çıktı bir anda. Değil mi? Yani bir de kayıp çocuk gündemimize oturdu. Bundan 34 yıl önce. Ve emniyet de bu dosyayı yeniden açıp takibine başladığına göre biz bazı şeylerin olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Efendim şimdi hemen yine canlı yayın konuklarıma döneceğim. Sakarya'dayız, özür dilerim, Sorgun'dayız. Murat Sönmez muhabirimiz karşımda. Yanında da ailenin diğer oğlu Nihat Bey var. Nihat Bey ile ilgili de biliyorsunuz. Bir sürü iddia vardı. İşte bu ele geçirilen eserlerin ve buna karşılık verildiği iddia edilen paranın üzerinde Nihat Bey'in adının olması, tarihlerin çok birbirine yakın olması, 11 Şubat'ta o gösteriliyor paralar. 15 Şubat'tı galiba. Eylül. Eylül. 15 Eylül'de de 11 Eylül'de gösteriliyor. 15 Eylül'de de baskın sonucu bu eserler ele geçiriliyor. Bu eserlerle ilgili bizim danıştığımız kişiler diyor ki tahmin ediyoruz bunlar henüz müzede sergilenmiyordur. Bunlar ele geçirildikten sonra bir mahkeme süreci olduğu için o bitinceye kadar bir efendim saklanır, arşivde tutulur. Sonrasında ortaya çıkarılır. İşte arkeologlar üzerinde çalışma yaparlar. Değerini belirlerler, tarihçesini belirlerler vesaire. Şimdi Nihat Bey, dün Abdullah... Yani Necati'nin arkadaşı ilk bize verdiği röportajda bu kazı işlerinde sizin de adınızı geçirirken daha doğrusu o dedektör arama vesaire işlerinde dün canlı yayında ben isimleri karıştırdım. O aslında Nafiz'di dedi. Nafiz'di dedi. Ama şimdi bir telefonum var. Bu telefonu hemen alıyorum. Bir gizli tanık kimliği bizde. Telefonu alıyor muyuz arkadaşlar? Öyle mi? İsmini veriyor mu? Peki. Orhan'mış. Orhan Necati ile birlikte, Abdullah'la birlikte o daha önce hani gördüğünüz mezarı kazan kişilerden bir tanesi. Orhan merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Orhan, bugün bize bütün gerçekleri, bildiklerini açıklayacağını söylemişsin. Özellikle bu hazineyle ilgili, kazı işlemleriyle ilgili dedektör ve burada kimlerin adı geçiyor? Mesela bize daha önce Abdullah Nihat Bey'in adını verdi, sonra değiştirdi, Nafiz dedi. Sen Nihat Bey'i hiç kazı için çaba gösterirken gördün mü, görmedin mi? Abla Necati bir akşam aramıştı. Kendisinin dört katlı olmadığını söylemişti. Biz de abisi Nihat'la birlikte... Sesi biraz düzenleyelim lütfen. Çok burada boğuk geliyor, anlaşılmıyor. Bir daha lütfen, bir daha Orhan. Bizi yönlendirmişti abla. Biz de abla'yla birlikte Necati gibi kendilerine gittik. Nihat, ondan sonra ben, Abdullah... Musa Müver teyze, ondan sonra birlikte bakmıştık, biz oradan sonra ayrıldık abla. Siz o dedektörün nasıl çalıştığını ve dedektörle bir arama yapmak için mi gittiniz? Dedektör Necati'nin
Necati'nin olduğundan dolayı, Necati'nin aldığından dolayı kullanmayı bilmiyor. Hı. Bizi yönlendirdi. Ben de anlamam dedektörden. Ben de Abdullah'a söyledim. Abdullah'la birlikte gittik. Birlikte baktık, çıktık. Bir daha söyle lütfen. O sırada yanınızda kimler vardı? Nihat Bey vardı. Ondan sonra ben vardım. Abdullah vardı. Güzel teyze vardı. Yani sen de Nihat... Doğruyu söylediğin için Allah bin kere razı olsun. Beni selamete çıkarttın. Doğru söyledim, kanıtlandı. Selam.